Sosyal fobi ya da sosyal anksiyete nedir? Belirtileri, tanı ve tedavileri. Bazı sosyal durumlarda endişeli hissetmek normaldir. Örneğin, bir randevuya çıkmak veya bir sunum yapmak karın bölgenizde kelebeklerin uçuşmasına neden olabilir. Ancak sosyal anksiyete bozukluğunda, günlük etkileşimler başkaları tarafından yakından inceleneceğiniz veya olumsuz bir şekilde yargılanacağınız korku nedeniyle önemli ölçüde. Anksiyete, utanç yaşatır. Sosyal anksiyete bozukluğunda, korku ve anksiyete kaçınmaya yol açar, bu da hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Sosyal anksiyete bozukluğu kronik bir mental sağlık durumu olabilir, ancak psikoterapide ve ilaç kullanmak size özgüven kazandırabilir ve başkalarıyla etkileşim kurma yeteneğinizi geliştirebilir. Sosyal fobi nedir? Sosyal fobi, sosyal anksiyete, toplumsal durumlarla ilgili, belirgin kaygıya neden olan bir anksiyete bozukluğudur. Bu kaygı, insanlar tarafından olumsuz değerlendirilme veya küçümseme korkusuyla ilişkilidir. Ayrıca sosyal anksiyete bozukluğu olarak da bilinen bu durum, toplumda yaygın bir sorundur. Sosyal fobi belirtileri nelerdir? Bazı durumlarda çekingenlik veya rahatsızlık hissetmek, özellikle çocuklarda, sosyal fobi belirtileri olması anlamına gelmez. Sosyal durumlarda hissedilen rahatlık seviyeleri, kişilik özellikleri ve yaşam deneyimlerine bağlı olarak değişebilir. Günlük endişeden farklı olarak, sosyal fobi belirtileri ilişkileri, günlük rutinleri, işi, okulu veya diğer etkinlikleri etkileyen korku, anksiyete ve kaçınmayı içerir. Sosyal fobi genellikle erken veya orta ergenlik döneminde başlar. Ancak bazen daha küçük çocuklarda veya yetişkinlerde de başlayabilir. Sosyal anksiyete neden olur. Diğer pek çok zihinsel sağlık durumu gibi, sosyal fobi bozukluğunun da biyolojik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Olası nedenler şunları içerebilir. Kalıtsal özellikler. Anksiyete bozuklukları genellikle ailelerde görülür. Ancak bunun ne kadarının genetik nedenlere, ne kadarının öğrenilmiş davranışlara bağlı olduğu tam olarak net değildir. Beyin yapısı. Beyinde bulunan amigdala adlı bir yapı, korku tepkisini kontrol etmede rol oynayabilir. Amigdalası aşırı aktif olan kişiler, sosyal durumlarda artan kaygıya neden olan yükselmiş bir korku tepkisine sahip olabilir. Çevre. Sosyal fobi bozukluğu öğrenilmiş bir davranış olabilir. Bazı kişiler hoş olmayan veya utanç verici bir sosyal durumdan sonra önemli düzeyde anksiyete geliştirebilir. Ayrıca, sosyal fobi bozukluğu ile ya sosyal durumlarda anksiyete davranışı sergileyen ebeveynler arasında bir ilişki olabilir veya çocuklarına karşı daha fazla kontrolcü veya aşırı koruyucu olan ebeveynler arasında bir ilişki olabilir. Sosyal fobi risk faktörleri. Çeşitli faktörler sosyal fobi bozukluğu geliştirme riskini artırabilir, bunlar arasında. Aile geçmişi. Biyolojik anne veya kardeşlerinizin bu duruma sahip olması durumunda, sosyal fobi bozukluğu geliştirme olasılığınız daha yüksektir. Olumsuz deneyimler. Sosyal anksiyete bozukluğuna daha yatkın olabilirler. Ayrıca, aile içi çatışma, travma veya istismar gibi diğer olumsuz olaylar da bu bozuklukla ilişkilendirilebilir. Mizaç. Yeni durumlar veya insanlarla karşılaştığında çekingen, utangaç. Çekingen veya sınırlı olan çocuklar daha büyük risk altında olabilirler. Yeni sosyal veya iş gereksinimleri. Sosyal anksiyete bozukluğu belirtileri genellikle ergenlik döneminde başlar, ancak yeni insanlarla tanışmak, halka açık bir konuşma yapmak veya önemli bir iş sunumu yapmak belirtileri ilk kez tetikleyebilir. Dikkati çeken bir görünüşe veya duruma sahip olma. Örneğin, yüz deformitesi, kekemelik veya Parkinson hastalığına bağlı titremeler, bazı insanlarda özsansızlık hissini artırabilir ve sosyal fobi bozukluğunu tetikleyebilir. Sosyal fobi önleme. Birinin bir anksiyete bozukluğu geliştirmesine neyin neden olacağını tahmin etmenin bir yolu yoktur, ancak endişeliyseniz semptomların etkisini azaltmak için adımlar atabilirsiniz. Erken yardım alın. Birçok diğer zihinsel sağlık durumu.
gibi anksiyetede beklerseniz tedavi edilmesi daha zor. Günlük tutum. Kişisel yaşamınızı takip etmek, sizi stres altında tutan nedenleri ve daha iyi hissetmenize yardımcı olan şeyleri sizin ve zihinsel sağlık uzmanınızın belirlemesine yardımcı olabilir. Hayatınızdaki öncelikleri belirleyin. Zamanınızı ve enerjinizi dikkatli bir şekilde yöneterek anksiyeteyi azaltabilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere zaman ayırdığınızdan emin olun. Sağlıksız madde kullanımından kaçının. Alkol ve madde kullanımı ve hatta kafein veya nikotin kullanımı anksiyete yaratabilir veya kötüleştirebilir. Bu maddelerden herhangi birine bağımlıysanız, bırakmak sizi endişelendirebilir. Sosyal fobi nasıl tedavi edilir? Tedavi, günlük yaşamınızdaki işlevselliğinize ne kadar etki ettiğine bağlıdır. Sosyal fobi bozukluğunun en yaygın tedavisi, psikoterapi, aynı zamanda psikolojik danışma veya konuşma terapisi olarak da adlandırılır veya ilaçlar veya her ikisini içerebilir. Psikoterapi. Psikoterapi, sosyal fobi bozukluğu olan çoğu insanın semptomlarını düzeltir. Terapide, kendiniz hakkındaki olumsuz düşünceleri tanımak ve değiştirmeyi öğrenir. Ayrıca sosyal durumlarda kendinize güven kazanmanıza yardımcı olacak beceriler geliştirirsiniz. Bilişsel davranış terapisi, BDT, anksiyete için en etkili psikoterap türüdür ve bireysel veya gruplar halinde yürütüldüğünde eşit derecede etkili olabilir. Maruz bırakma temelli BDT'de, en çok korkunuzla yüzleşmeye giderek çözümleme yaparsınız. Başa çıkma becerilerinizi geliştirebilir ve anksiyete yaratan durumlarla başa çıkmak için güven kazanmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca sosyal becerilerinizi pratik yapmak ve diğer insanlarla ilişki kurma konusunda rahatlık ve özgüven kazanmak için beceri eğitimi veya rol yapmada yapabilirsiniz. İlaçlarda ilk seçenekler. Farklı türde ilaçlar mevcut olsa da, seçici serotonin geri alım inhibitörleri sıkça kalıcı sosyal fobi semptomları için denenen İlk ilaç türüdür. Sağlık hizmeti sağlayıcınız, paroksetin veya sertralin reçete edebilir. Serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü venlafaksin aynı zamanda sosyal fobi bozukluğu için bir seçenek olabilir. Yan etki riskini azaltmak için sağlık hizmeti sağlayıcınız size düşük dozda ilaç başlatabilir ve reçetenizi yavaşça tam doza çıkartabilir. Semptomlarınızın fark edilir şekilde düzelmesi için tedavinin birkaç hafta ila birkaç ay sürmesi gerekebilir. Bu makaleyi okumak için lütfen QR kodunu tarayın. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal medyamızı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin. doktorifi.com. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, like atmayı ve abone olup zili tüme ayarlamayı unutmayın.